Biliyorsunuz 31 Mart seçimlerinde millet bir tarafta Cumhur İttifakı, birçok parti var ama AK Parti ve MHP başta, Cumhur İttifakı bir yerde, bir tarafta denedik olmadı, milletimizle kurarız dedik, bir tarafta Türkiye İttifakı, millet seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kurulduğu günden beri ilk kez bir seçim kaybetmeyi, ikinci parti olmayı tattırırken 47 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yeniden birinci parti yaptı. ...2019'da... önemli bir başarıyla İstanbul'u, Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı, Antalya'yı almıştık. Hepsini koruduk. Ancak 14 büyükşehiri, 21 il belediyesini, o gün 411, bugün 412 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. 2019'da hazmedemeyip İstanbul seçimlerini tekrarlamışlardı. Ve demişlerdi ki bir sonraki seçimde, tekrar seçimde CHP'ye Osmanlı tokatı vuracağız. Ama millet tekrar seçimde 13 bin olan farkı 800 bin yaparak bize Osmanlı tokatı değil ama hazımsızlara demokrasi tokatını vurmuştu. Allah'a şükür bu sefer öyle iptal edebilecekleri küçük farklar olmadı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu farkı 1 milyonun üzerine çıkardı. Ankara'da Mansur Yavaş %60'la Türkiye rekoru kırdı. Balıkesir'de Ahmet Akın %51 oy aldı. Ege'nin bütün illerini Atatürk'ün partisi kazandı. Ama hazımsızlar durmuyor, durmuyor. Dün Sayın Erdoğan demiş ki, efendim belediyeler SGK'ya çok borçlu, borçlarını ödesinler. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bir kere tam buradan başlayayım. Gerçekten Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok. Simit 10 lira. Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu. Sen yaptın 10 lira. Sen yaptın. 15. Esas hazımsızlık şu. Hazımsızlık şu. Diyor ki belediyeler hizmet etmek istiyor. İşte Ahmet bu kadar borca, bu kadar imkansızlığa rağmen içi içine sığmıyor. Bana diyor genel başkanım şuraya meydan yapacağım, şuradan tramvay geçireceğim, şuraya şunu yapacağım. Ama bir yandan da işin parasal boyutu canını sıkıyor. Para bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın öbür ucundan fon buluyoruz, kaynak buluyoruz, imzayı atmıyorlar. Niye? Hizmet ederiz de millet CHP'nin geldiğinde ne iyi işler yaptığını görmesin diye. Kentsel dönüşüme para buluyoruz, imza atmıyor. Deprem olacak, insanlar ölecek, orada bile siyaset yapıyorlar. Önünde dünya kadar dosya var kentsel dönüşüm için. Toplu taşıma için, temiz su için, çevre için ama imzaları atmayarak Türkiye'ye dışarıdan bulduğumuz kaynağı belediyelerimize kullandırtmıyor. Şimdi de gelmiş, geçmişten bugüne AK Parti'den aldığımız belediyelerde bilhassa SGK ve vergi dairesine
inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK'nın parasıyla gelmiş, burada belediyecilik yapmış, ona rağmen kazanmışız. Şimdi diyor ki AK Parti döneminde ödenmeyen parayı, MHP döneminde ödenmeyen parayı bir seferde faiziyle senin paralarından keseceğim. Bunun tek amacı var. Belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak, hizmeti aksatmak, bunun üzerinden ucuz siyaset yapmak. Buradan sesleniyorum. Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Halk arkamızda, millet arkamızda. Bunu millet görüyor. Sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak. İlk sandıkta. Bakın, Türkiye'de SGK'ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699 son Sayıştay raporlarına göre en borçlu belediyeler AK Parti'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli. Bakın, en borçlu 5 belediye, 5'i de AK Parti'den aldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemediği parayı bizden kesiyorlar, kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanamasın, desin ki bakın CHP geldi çöpleri toplamıyor. İstiyor ki toplu taşıma aksasın, CHP yapamıyor. Yollar yapılmasın, bak diyecek CHP demek çukur demek. Ama şunu söyleyelim, hapırsan da köpürsen de neye başvurursan başvur, bir yolunu bulacağız, bu hizmeti yapacağız, milletin gönlünü fethedeceğiz ve o iktidarı senin elinden alacağız. Söz veriyorum, and içiyorum. Bir de buradan şunu söyleyelim. Bunu Edirne'de gördüm. Bunu AK Parti'den aldığımız birçok belediyede gördüm. Şimdi de Balıkesir'de gördüm. Bakın, Balıkesir Belediyesi'nin borcu var ya, kamuya olan borçları. Bunun için geçmişte AK Parti döneminde sıkışınca ne yapmışlar? Camiyi ve etrafındaki meydanı borca karşılık vermişler. Kendi AK Partili belediyenin borcunu sildirmişler. Bakın, buradan söylüyorum. Ey Recep Tayyip Erdoğan, cami camidir. Orada hizmet görülecek. O caminin tapusu belediyeden maliyeye geçince varıp da camiyi yıkacak, boşaltacak, oraya AVM yapacak hal yok. Ama sen bunu borca karşı AK Partili belediyeden kabul ediyorsun. Madem öyle, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki tüm camilerin, elektrik trafolarının, ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları, düş yakamızdan, millete hizmet etmemize engel olma.